Hazreti Fatma'yı tanımlarken şu belirtilenler az gelir. Hazreti Fatma, hayırlı bir evlat, sadık bir eş, mükemmel bir anne ve iyi bir mümin. Bütün bu sıfatlar, hayırlı, iyi, mükemmel, sadık, Hazreti Fatma'yı anlatmaya, tanıtmaya, tanımlamaya yetmez. Hazreti Fatma, insanlık tarihinde önemi yadsınamayacak bir şahsiyettir. O her zaman iyi örneklerle anıldı. Hazreti Fatma, Hazreti Peygamber'in kızıdır. Doğum tarihi 609 yılıdır. Hakk'a yürümesi ise kesin tarihi belli değildir. Hazreti Fatma, Hazreti Ali'nin eşidir. Hasan, Hüseyin ve Zeynep'in annesidir. Hazreti Fatma, babasının vefatından kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Çok genç yaşında Hakk'a yürümesine rağmen o hep saygıyla anıldı. Anılmaya da devam ediyor. Hazreti Fatma'nın genç yaşta vefat etmesinin sebebi kendisine ve ailesine yapılan haksızlıklardır. Fedek hurmalığı olayı Hazreti Fatma'yı büsbütün yıkmıştır. Hazreti Muhammed'in sağlığında Hazreti Fatma'ya ve ailesine gösterilen saygı, Peygamber'in vefatından sonra büyük bir düşmanlığa ve kine dönüştü. Hazreti Fatıma masumdu. Gerçek anlamıyla kutsaldı. Çünkü o Ehl-i Beyt'tendi. Hazreti Fatma'ya yapılan haksızlıklar tarih boyunca onun soyuna karşı da sürüldürüldü. Hazreti Fatıma Aleviler açısından kutsal bir şahsiyettir. Ehl-i Beyt'tendir. Her şeyden önce anadır. Alevilikteki ana kavramı saygıyı, saygınlığı, varoluşu bir noktada ifade ediyor. Dolayısıyla da Fatma Ana'da varoluş temsil olunuyor. Bütün bunların dışında Hazreti Fatma ile ilgili şu bilgileri de, şu değerlendirmeyi de yapmak gerekiyor. Hazreti Fatma güzelliktir. Güzellikte sınır var mı? Elbette ki yok. Güzel olana ilgi azalır mı? Tabii ki azalmaz. Olan nedir peki? Olan, olmuş olan ve her zaman da olacak olan güzelliğe duyulan özlem, güzellikle buluşma istemi ve böylece güzel olmak arzusudur. Çünkü asıl olan güzel olup sevilmektir. Hazreti Fatma İşte bu özlenen, aranan, ulaşılmak istenen güzelliğin ana kaynağıdır. Hazreti Fatma'nın güzelliği öyle bildiğimiz sıradan bir fiziksel güzellik değildir. Hazreti Fatma'nın güzelliği Ehl-i Beyt'ten olması sebebiyle Hakk'ın nurunun bir noktada bir yönüyle vücuda gelmesidir. Hazreti Fatma'yı güzel kılan da işte bu nurdur. Güzellikte sınır var mı ve güzelliğe olan ilgi azalır mı diye sormuştuk. Ve cevap olarak da güzellikte sınır olmayacağını ve güzelliğe olan ilginin hiçbir zaman azalmayacağını cevabını vermiştik. Bu demektir ki asıl güzelliğin çıktığı kaynak olan Ehl-i Beyt'te ve Ehl-i Beyt'in anası olan Hazreti Fatıma'ya olan ilgi asla ve asla bitmeyecektir. İnsanlık var olduğu müddetçe Ehl-i Beyt'in nurlu yolu nasıl yaşayacaksa Ehl-i Beyt'in anasına da her daim annelik yapmak düşecektir. Güzelliği arayanın yolu Hazreti Fatma'ya çıkacaktır. Hazreti Fatma ana kendisine ulaşmak isteyenlere, onun nuruyla nurlanıp güzelleşmek isteyenlere her zaman karşılık beklemeden sunacaktır nurunu. Çünkü o Hazreti Fatma anadır. Nasıl ki cümle anneler karşılık beklemeden, çıkar hesabı yapmadan ellerinden geldiğince evlatlarına tüm varlıklarını sunuyorlarsa, anaların anası olan Hazreti Fatıma da şüphesiz her zaman ondan dilek dileyenlere, dileklerini nasip almak isteyenlere nasiplerini verecektir. İkrarla, imanla, inançla
aşk ve tutkuyla, sadakat ve samimiyetle, şüphe ve vesveseden arınmış olarak o nura yönelenleri hiç cevapsız bırakmayacaktır Hazreti Fatıma. Ana olmak bunu gerektirir. Hazreti Fatıma ana da bu gereklileri yerine getirendir. Öyleyse her kim güzelliği arıyorsa, güzel olana özlem duyuyorsa, güzelleşmek istiyorsa Hazreti Fatıma'ya anaya yönelmelidir. Hatalı da olsa, yanlış yapmış olsa da, günahkar olmuş olsa da her zaman yönelmek ve bu samimi yönelişten sonra bütün kirlerden, kötülüklerden, yanlışlıklardan uzaklaşmak mümkündür. Uzaklaşmak mümkün olduğu gibi güzelleşmek de mümkündür. Güzelleşmek ve bunun sonucunda seven ve sevilen olmak için anaların anası Fatıma anaya yönelelim. Onu anlamaya, kavramaya, bilince çıkarmaya çalışalım. Sadece zahiri bilgiler ile değil, batini manada, inançsal manada onu anlamaya ve ona yönelmeye çalışalım. Böylelikle güzelleşmeye doğru bir adım atmış oluruz. Güzel olan da çirkinliklerde ısrar edenlerin ısrarını kırmaya başlar ve onların güzellikle buluşmasına rehber olur. Ne mutlu güzel olanı arayana, ne mutlu güzel kalmakta ısrar edene, ne mutlu Fatıma ananın insanı güzel kılan davetine icabet edene.